böyle ne abi? Ceza hukukunun aslında bir kere son çare olduğunu belirtmek lazım. Yani bu bir toplumsal meseledir, değil mi? Bir şiddet vakası var. Bu şiddet silahla gerçekleşiyor. Bu sorun öncelikle diğer toplumsal araçlarla çözülmesi lazım. Yani yalnızca ceza hukukunun yaptırımlarının ağırlığı parametresi yeterince konuyu çözmek için elverişli değil. Öncelikle onu söylemem lazım. İkincisi, konuyla ilgili yaptırımlar yeterli mi? Bir, maddi ceza hukuku dediğimiz kısımda ceza muhakemesi kurallarının uygulanması neticesinde verilen bir mahkumiyet kararı vardır. Daha sonra onun infaz edilme süreci ayrıdır. Biz de ona infaz hukuku diyoruz. Dolayısıyla örneğin kasten yaralama suçu gerçekleşti ve silahla gerçekleşti. Uygulayacağımız hüküm nedir? 86. madde. Şimdi 86. madde 3. fıkra diyor ki bu fiil silahla işlendiği takdirde işte ceza artırılır. Elimizde belli bir miktar hapis cezası var. İşte birkaç yıl hapis cezası var. Bu hapis cezası kesinleştiği zaman olduğu gibi uygulanmıyor. Bir kere onu söylemek lazım. Elimizde 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirinin infaz hakkında kanun var. Bu kanunun 107. maddesinde koşullu salıverilme kurumu düzenleniyor. Ve normal kabul edilen, genel olarak uygulanan hali süreli hapis cezalarında bunun 1 bölü 2'sinin uygulanması yönünde. Dolayısıyla biz diyelim ki bir suçtan dolayı mahkemeden 2 yıl hapis cezasını gördüğümüzde bir kere otomatikman bunun 1 yıl uygulanması gibi bir hal söz konusu. Burada şu noktayı işaret etmek istiyorum. Normalde medeni memleketlerde bu koşullu salıverilme müessesesi çok ciddi değerlendirilme süreçlerinin sonunda tespit edilen, kararlaştırılan bir husus. Yani otomatik uygulanan bir şey değil. Kuşkusuz bizim infaz kanunumuzda da bir değerlendirme raporu düzenlenmesi öngörülmüş. Fakat uygulamada değerlendirme raporlarının yeterince özenli şekilde hazırlandığını, denetlendiğini, bununla alakalı gerekirse o psikoteknik testlerin veya hayır kişinin mahkumiyetten sonra ve cezanın kısmen infazdan sonra suç işlemeyeceğine dair çok ciddi tahlillerin yapıldığı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bizim birinci sorunumuz infaz müessesesinin bu koşullu salıverilme ile alakalı kısmı. 5275 sayılı kanunun 105A maddesi var. Orada da denetimli serbestlik kurumu düzenleniyor. Bu kurum bizim az önce bahsettiğimiz söz gelimi 2 yıl hapis cezası verildik. Sonra büyük ölçüde adeta otomatik olarak uygulanan bu 1 bölü 2'ye indirme yani 2 yıl ise 1 yıl hapis cezası uygulanması. Bir de bu süre eğer mahkumiyet bir açık cezaevinde icra ediliyorsa bunun da belli bir miktar geri çekilmesini sağlıyor. Öyle durumlar oluşuyor ki kişi çok ciddi bir hapis cezası almış olmasına rağmen ya çok kısa süre hapis cezasına maruz kalıyor ya da hiç maruz kalmıyor. Dolayısıyla burada Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde kasten yaralamayla ilgili öngörülen cezadan ziyade bu işin infaz boyutuna özellikle odaklanmak lazım. Şimdi şiddet vakaları neticesinde hangi suçlar meydana geliyor? Yaralama, öldürme, silahla öldürme. İşte bununla alakalı silah bir nitelikte hal midir kasten yaralamada? Evet. Öldürmede nitelikte hal midir? Ancak işte nükleer, biyolojik, kimyasal silah olması halinde nitelikte hal. Öldürmenin cezası zaten ağır. Müebbet hapis cezası. Yaralamada daha az. Normal hali 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, nitelikli hali olursa ki silah dediğim gibi nitelikli hal artırılıyor. Ama şunu kesinlikle söyleyemem. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki yaptırımlar yeterli midir? Evet, ben rahatlıkla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Burada mesele az önce de belirttiğim gibi infaz meselesi. Bu işin çok makul koşullu salıverilmenin o koşullu kelimesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi halinde iyi bir kurum haline gelebilir. Aksi halde çoğu zaman hukuka aykırı ve ağır toplumun gündemini
meşgul eden, infial uyandıran olayların yaptırımı konusunda çok ciddi eksiklik söz konusu. Ancak çok bütüncül bir çaba neticesinde, yani bir takım alışkanlıkların oturması, kural toplumu haline gelmemiz, bu diğer kurumların, diğer sosyal kurumların tam anlamıyla çalışması ve ardından tam olarak uygulanmak kaydıyla gerektiğinde değerlendirme raporlarında özen gösterilerek koşullu salıverilmenin uygulanmasıyla ama mutlaka bir ceza verildiğinde esas olan cezanın tam infaz edilmesidir. Bizde ise bir cezanın hali hazırdaki durumda tam infaz edilmesi çok rahat söyleyebilirim bir istisnadır. Oysa durum tam tersi olması gerekiyordu. Beccaria der ki bir hukuka aykırı davranışın, bir suçun bir daha işlenmemesi, bunun sağlanması, caydırıcının sağlanması için önemli olan cezanın fazla olması değildir. Önemli olan çok az da olsa o cezanın kaçınılmaz olarak herkese tam olarak uygulanması ancak caydırıcılığı sağlar. Şu an bir kanun koyucu düzenleme yapsa, kastanyalama suçu 10 yıl hapis cezası cezalandırılır derse sorunların kendiliğinden çözülmesini beklemek çok makul değil. Mühim olan uygulanması, tam olarak uygulanması, herkese eşit olarak uygulanması. Yani kanun üstünlüğü, kanun koyucunun üstünlüğü, cezai adalet sisteminin üstünlüğü buradan ileri gelir. Yoksa kağıt üzerinde bir suçla alakalı işte 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının düzenlenmiş olması tek başına hiçbir şey ifade etmez. Anayasa Mahkemesi kararı olumlu mu? Evet, olumlu. Ama yani bu işin yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuyla çözülmesini beklemek çok iyimser bir yaklaşım olur. Bu yeterli değil. İnfaz hukukumuzun bir bütün olarak ele alınması lazım. Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, hükmün açıklanması geri bırakılması ve bütün bunların gerçekten o sözünü ettiğim değerlendirme raporlarının Batı uygarlığının, Batı hukukunun objektif derinlemesine tüm tahlillerini içerecek şekilde. Çünkü biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmamalıyız diye düşünüyorum. Bunlar zaten konuşulmuş bitmiş konular. Biz maalesef bu konularda çok geriden geliyoruz. Türk hukuku aslında kağıt üzerinde çok büyük bir eksikliğe sahip değil. Hep bu klişe bir şeydir kuşkusuz ama sorun bir uygulama sorunudur. Bunun için hem personelin çok nitelikli olması hem bir bütüncül şekilde bizim kurallar toplumu haline gelmemiz lazım. İlişkiler toplumu değil, kurallar toplumu haline gelmemiz lazım. O yüzden çok geniş bir sorunlar silsilesinde yalnızca bir sorunun çözülmesi bizim asıl amacımız olan herkesin olabildiğince hukuk kurallarına uyduğu sistemi yaratmamız için yeterli değil. O yüzden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla alakalı bu Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşımı kuşkusuz değerli ama bu kesinlikle yeterli değil. Af çok nadir uygulanması gereken bir kurum. Öyle ki bir kere 10 yıl, 20 yıllık gibi sürelerden daha düşük bu kurum ister genel af halinde olsun, ister koşullu salıverme sürelerinin değiştirilmesi suretiyle olsun olmamalı. Yani bir kişi 3 yıl içinde, 5 yıl içinde, 2 yıl içinde, 1 yıl içinde bu süreler değişir. Bir kanun çıkar. Ben de dışarı çıkma imkanı olurum şeklinde bir intibaya kapılıyorsa o zaman isterseniz en ağır cezayı öngörün ceza kanununda. Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bu af ya da af işlevi gören yasal düzenlemelerin artık terk edilmesi lazım. Toplumda da bununla ilgili bir bilinçlendirme, kişilerin bu durumun farkında olması, caydırıcılığın arkasında yatan olguların farkında olması gerekiyor. Bu konuda bir suçlama, işte bir sorumluluk yükleme bakımından yalnızca konunun meclise veya yürütme organına bırakılması hiç de gerçekçi değil. Konu muhalefeti de ilgilendiriyor, iktidarı da ilgilendiriyor, toplumu özellikle ilgilendiriyor. O yüzden bir sorumluluk varsa bu sorumluluk hepimizin sorumluluğu.